Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkçe bir vlog yapacağım. Uzun, yani bütün vloglarımda bildiğiniz gibi İngilizce konuşuyordum. Yorumlarda hep işte sen Türk müsün falan filan geldiği için bugün Türkçe vlog çekmeye karar verdim. Benim ana dilim Türkçe. Annem babam zaten Türk. Ben sadece San Francisco'da doğmuştum, o yüzden İngilizcem iyi. Ve burada anaokulunu 1. sınıfı ve 4. sınıfı Amerika'da okuduğum için. Videoya başlamadan önce biraz size bale hayatımdan bahsetmek istiyorum, nasıl başladığımı. Ben küçükken salonda hep dans ederdim, annem öyle diyor. Yani Swan Lake müzik açıp işte salonda kendimce dans edermişim işte. Ve hiç bale eğitimi ya da kursa gitmeden. Sonra bunu annemin arkadaşları fark etmiş ve anneme işte sen niye bu çocuğu kursa ya da okula göndermiyorsun diye demişler. O yüzden 9 yaşında İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nın yarı zamanlı sınavına girdim. Annemin yardımıyla. Hiçbir kursa gitmeden ve hiçbir bale eğitimi almadan kazandım, girdim. Yani yarı zamanlı aslında şey oluyor, haftada 1-2 kere falan gidiyorsun yani küçük aralıklarla. 2 sene yarı zamanlı okuduktan sonra da tam zamanlı var. Tam zamanlı da artık okulun gibi oluyor orası, akademik okulunda ve bale okulunda oluyor. Tam zamanlıyı da kazandım. Ama sonra annemlerin yeri Amerika'ya gidesi tuttu. O yüzden Amerika'ya gelmek zorunda kaldık ve normal bir okula devam ettim burada. Yani o yüzden burada baleye de gidemedim ayrıca. Bir sene boyunca bale yapamadım. Sonra İstanbul'a tekrar döndük. Çok karışık biliyorum ama İstanbul'a tekrar döndük. Aslında normal okula gidecektim ama sonra annemin arkadaşı niye işte konservatuvarı tekrar aramıyorsun, belki alırlar falan. Sonra annem konservatuvarı aradı ve kabul ettiler geri beni. Aslında ben 6. sınıf olmuş oluyordum yani 6. sınıf ama bale olduğu için bu en baştan başlamak zorunda kaldım. Ve bir sene kaybetmiş oldum aslında böylece. Sonra 5-6 orada okudum. 6. sınıfta da aslında summer school diye başvurduk. Ama yanlışlıkla full time'a başvurmuşuz. Yani full time şey oluyor yani artık oraya gidiyorsun boarding falan. Bir anda ben böyle tamam dedim. Deneyelim. Aslında öğretmenler falan şey demişti hani emin misin bak burası çok zor bir okul işte girmek çok zor falan filan demişlerdi. Ama öğretmenlerin yardımıyla da videoyu çektik. Fotoğrafları çektik. Ve gönderdik. Birinci sınavdan kabul oldum. İlk iki sınav var aslında. İlk video gönderiyorsun. Eğer kabul olursa sana işte e-mail atıp işte kabul oldunuz falan diyor. Çok heyecanlanmıştım. Sonra annemle birlikte Londra'ya gittik. İkinci sınav için. Orada küçük bir oda tuttuk ve iki gün falan kaldık herhalde orada. Güzeldi. Sınava girdim işte ben. Ve sonra zaten kabul mesajı geldi okuldayken, İstanbul'dayken. Öğretmenim işte Alya işte buraya işte gel falan dedi. İşte kabul olmuşsun dedi. Ben de böyle bir ağlamaya başladım. Çok duygulanmıştım yani. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. O sıra bayağı hem ayrılacağım için arkadaşlarım üzgündüm ama gideceğim için mutluydum. Yani öyle bir şey oldu. Sonra White Lodge'da 4 sene okuduktan sonra San Francisco Ballet Audition yaptım. Aslında buraya ikinci davet edilmişim. Çünkü 2019'da ben buranın Summer School'una gelmiştim. Oradan beni davet etmişlerdi tam zamanlı okula. Ama ben o sırada zaten Royal Ballet'e gideceğimi biliyordum. O yüzden reddetmek zorunda kaldım. Sonra buraya Private Audition yaptım San Francisco Ballet'e. Patrick beni davet etti. Burada birinci senem ve çok mutluyum. Çok güzel öğretmenlerim var. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Bugün de size Day in the Life çekmek istedim Türkçe olarak. Türkçe vlog yapmak da biraz zor oluyormuş arkadaşlar yani şimdi. Biraz garip oluyor şimdi böyle kameraya Türkçe konuşmak. Benim akademik okulum burada akademik okulla birleşik değil okul maalesef. O yüzden ben kendim ayrı bir akademik okuluna gitmek zorundayım akademik derslerimi alabilmek için. Burada Independence High School diye bir yer var. Hem online hem de oraya gidebiliyorsun. Yani haftada ben iki kere gidiyorum.
Salı ve Perşembe günleri gidiyorum. Sabah 9'dan 12'ye kadar. Yani aslında relatively easy yani. Şimdi okuldan çıktım. Akademik derslerim bitti. Bugün seramik, chemistry gibi bir şey vardı. Bir de matematiğim vardı. Şimdi annem beni aldı. Araba şu an saat 12:20 gibi bir şey. Dersim 1'de başlıyor. Yemeğimi yiyorum. Dünden kalan tavuk ve makarna var. Onu yiyorum şimdi. Sonra gideceğim okula. Bir de mat dersi var. Sonra bale var. Sonra point dersi var, sonra müzik var. Yani bugün bayağı uzun bir gün. Evet, şimdi okula geldim. 20 dakika var dersinizin başlamasına. Küçük bir warm-up yapacağım. Çünkü zaten mat dersi olduğu için warm-up oluyor bale dersi için. O yüzden... That was really good. Really? That was really good. Çok güzel. What is that? So pretty. How do I say it? Çok güzel. Çok güzel. Yeah. Şimdi mat class bitti ve bale dersi başlayacak. Saat şu anda 2'ye geliyor. 2'den 3:45'e kadar bale dersimiz var. Sonra 15 dakika ara ve sonra point dersimiz var. Point dersi de 1,5 saat. Sonra müzik var. O da 6:45'e kadar. Merhaba. Merhaba. Benim ismim Piper. That's all ismim. You can say. You can't ismim. Talk English in this vlog. Oh no. Merhaba. Benim ismim Piper. I'm just going to keep repeating that. Merhaba. Benim Türkçe. Türkçem. Türkçem. Çok iyi. Çok iyi. Okay. She's gonna say that after class. Oh. I can't do this. This is the
before benim Türkçem. Türkçem çok iyi. Çok iyi. Yes! Benim Türkçem çok iyi. Evet, çok iyi gerçekten. Ha? Uzun bir gündü bugün. Şimdi annem beni alacak ve eve gideceğiz. Yorucu bir gün. Şu anda saat 6:44 ve annem beni eve götürüyor. Ay onu nasıl konuşacağım bilmiyorum işte. Yani. Şimdi arabayla eve gidiyoruz. Başka ne? Başka ne gidiyoruz? Neyse. Şimdi eve gidiyoruz ve yemek yiyeceğiz. Benim bayağı bir ödevim var. Onları yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Banyoya girmem gerekiyor. Bir tane YouTube videom var. Onda bir problem oluştu. Ona bakmam gerekiyor. Çünkü bir tane CapCut'ta rengi değişti. Anlamadım niye. O yüzden o biraz beni stres yapıyor. Ama bakacağız eve gidince. Şimdi yeni eve geldik. Dışarısı bayağı yağmurlu bu arada. Bayağı yağmur yağıyor. Şimdi banyoya gireceğim çünkü bayağı terliyim. Sonra muhtemelen yemek yiyip ödevlerimin başına geçeceğim çünkü bayağı bir ödevim var. Yemeğimi yedim. Saat 8:30 oldu. Benim aslında bayağı yani şu anda ödevlerimi halletmeye çalışıyorum. Birkaç tane bilgisayarda yapacağım işler var. Bir de bir tane poster hazırlamam gerekiyor. Onları halletmeye çalışacağım. Çünkü bayağı ödev birikmesini istemiyorum sonradan. Ayrıca CapCut işinde de olmadı. Yapamadım yani. O rengi gitmedi yani. Çok gıcık bir şekilde. O yüzden tekrar editlemek zorundayım o videoyu ama bugün muhtemelen onu yapamayacağım. Yani bütün ödevlerimi bitirmeyi planlıyorum bugün inşallah. Öyle. Şu anda ona çalışıyorum. Water is an interesting substance with a chemical makeup that gives... Evet arkadaşlar şimdi saat
11 oldu. Bayağı geç oldu aslında. Çünkü yarın da okul var. Yani yarın aslında akademik okula gitmiyorum. O yüzden sabah uyuyabilirim. Ders 2'de başlıyor yarın bale. O yüzden rahatım biraz. Ama e-maillerime baktım. Birkaç tane response yaptım e-maillerime. Şimdi biraz editing yapayım mı yapmayayım mı onu düşünüyorum.